Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 2 Nisan 2023. Kamu çalışanlarını bekleyen, taşeron işleri bekleyen 8 önemli maddeyi sıraladık bu videoda arkadaşlar. 1. Cumhurbaşkanı'nın geçici işçi düzenlemesini içeren torba yasa içindeki işçilerimizle ilgili kanun maddelerini onaylaması. Bakalım ne zaman onaylayacak? Kanun bildiğiniz gibi 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı arkadaşlar ama Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanması gerekiyor. İki, geçici düzenlemesi Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek arkadaşlar. Üç, resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu düzenlemenin tüm bakanlıklara gönderilmesi ve tereddüte düşülen durumlarda ilgili bakanlığın genelge vesaire gibi durumlarda durumun netleştirmesi gerekiyor. Dört, 17 Nisan 2023 tarihinde 13 günlük ilave tedi hesaplara yatırılacak ve bazı iş kollarının ek ödeme, giyim yardımlarının ödenmesi yapılacaktır. Hepsinin teker teker videosu var. Soran olursa ben ne kadar tedi alacağım? Videosu kanalda var arkadaşlar. Kanalı biraz kurcalayın. Bulabilirsiniz. Kamu protokol zamlarının belli olması ve ileriye dönük ücretlerin hesaplanıp kısa sürede yatırılması. Protokolde yüzde kaç zaman alacak? Dün size video ulaştırmıştık. Kanalda vardır. Hükümetin ilk teklifi %19 arkadaşlar maaş zammı ve diğer ayla 6 ayda enflasyon farkı artı %7. Hükümetin teklifi şu anlık bu ama tabii bu kabul edilmedi. Bu teklifler artacaktır. Bunun da videosu kanalda var arkadaşlar. Taşeron işlere kadro düzenlemesi bit ve taşeron işleri kadro için yıllardır bekliyor AK Parti'ye duyurulur. Bir an önce bu konuda bir adım atılmalıdır. Kamu çerçeve protokolü bittikten sonra kamu kuruluşlarının kendi işlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bitmiş olacaktır. Çoğunluğu en geç Haziran ayında imzalanacak ve bizler memurları olarak siz, hepsini sizlere en doğru şekilde hem video hem de haber olarak yapacağız. Kamu çerçevede sonra bildiğiniz gibi bütün kamu kurumları hemen hemen kendi içerisinde de toplu iş sözleşmelerini yapacak. İşte hangisidir? Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, birçok kamu kurumunun da toplu bir sözleşmesi bir yandan bekliyor arkadaşlar. Onları da teker teker videolaştıracağız bilginiz de Bilginiz olsun. Ve bakın arkadaşlar ekranda gördüğünüz bütün bu yazıları da okumak isterseniz Vedat Bilgin toplantı çıkışında. Taşören ve 4 tekam işlerinin maaş açıklaması yaptı. 10. iş kolunda işler 2 gün tatil yapacak. Kamu çalışma protokolü 10 ve 18. iş kolunda 2023 tiz gelişmesi gibi 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 bu yazıları da görmek isterseniz Instagram sayfamıza tıklayın takip edin linki videonun altında var arkadaşlar.